Sevgili Müfit, hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de buraya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sanırım ben bugün Görüntü sizi yoluyla yayında yakaladım, Türkiye'ye. öyle değil mi Müfit'ciğim? Yayında bir programda, Efendim? bir programda yakaladım bugün seni. Sanırım bir stüdyodasın. Evet, şimdi ben bir tarım kanalı var, tematik bir kanal. Bizim de işte doğaya, tarıma belli bir yakınlığımız var. Bilgi yarışması sunmamı istediler. Ben de biraz nazlandım uzunca bir süre. Sonra pandemi döneminde böyle bir yarışmaya başladık. Deneme çekimini yaptık şimdi bugün. Onu sana katılabilmek için biraz hızlı kestik. Şimdi bir Agro TV'de bilgi yarışması sunacağım. Ama tarım hayvancılık konulu. Çok önemli bir konu ama gerçekten yani çok önemli bir konu ve konuşulması gereken konulardan bir tanesi aslında, değil mi? Yakından Evet, takip evet. ettiğiniz için söylüyorum, ettiğin için. Aynen, yani biraz tarım alanında bilgilendirme ihtiyacı var. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanlarımızı biraz bence onore edilmeye ihtiyaçları var. Çok yani yeterince onore edilmediklerini düşünüyorum medyada ve diğer alanlarda. O yüzden seve seve böyle bir bilgi yarışmasına evet dedim. Hem işte eğlendirirken bir şeyler öğreteceğiz, hem de kazandıracağız. Öğreteceğiz diyorum ama benim düzeyim çok düşük bu konularda. Yani çok kabaca şehirde yaşayan birinin ne kadar bilgisi olursa ondan biraz belki. Ben de çok şeyi öğreniyorum. Böyle bir yarışmaya başladım. İyi yaptınız. Yolunuz açık olsun. Televizyonun adı ne? Bir daha söyleyin de izleyenler izlesin. Agro Agro. TV. Agro Agro TV'de. TV. Tamam, Agro TV. Bunu Evet. yazdık bir kenara. Bu arada tekrar hem özledik sizi. Biz görüştük sizinle burada turnede. Tabii. Evet. Oyununuzu da izleyenler arasındayım. Her zamanki hayranlıkla izledim. Fakat maalesef pandemiden dolayı kaldık. Hangi çalışmalar yarım kaldı? Şöyle bir Evet. söylersen Müfit. Ya dedim şimdi tek kişilik gösterim 3 yıldır devam ediyor Avrupa'da. Özellikle Avrupa'daki vatandaşlarımız sizler sayesinde ben 3 yıldır ayak durabildim. Doğruya doğru. Yani 3 yıldır televizyonlarda çok iş bulamadım demeyeyim. Çok teklif gelmedi. Gelen birkaç teklifi de ben kendi çizgime pek uygun görmediğim için 2017 hatta 2016 senesinden beri işsizim televizyon anlamında. Gösterilerle ayakta duruyordum. O gösterilerde de beni ayakta tutan en fazla Avrupa'daki vatandaşlarımızın sizlerin desteğiydi. Bir 65 hatta 75 gösteri yaptık Avrupa'da yaklaşık 2 sene, 2 sezon boyunca. Bu salgından hemen önce de işte 11 Mart'ta galiba açıklandı. Benim 15 Mart'tan 7 Haziran'a kadar Avrupa'da yine 35 gösterim vardı kesin. 35 gösteri birden iptal edildi. Önce ertelendi. Başta bu kadar umutsuz değildik hatırlarsanız. Bir ay mı sürecek acaba? 2 ay mı? Önce Mart ve Nisan'dakileri biraz ertelemiştik. Sonra baktık ki iş uzuyor. Şu an tamamen iptal edildi hepsi. Bekliyoruz yani. Bizler burada, siz de orada. Evet, Hepimiz hepimiz bekliyoruz. bekliyoruz. Hatta ben geçen geldiğinizde sizi getiren Özgür arkadaşla da sohbetimizde konuşmuştuk. Yine getireceğiz ama kaldık dediler. Birçok arkadaşlarımız, siz işte Levent olsun, diğerler olsun, gelecek bütün Tabii. sanatçılarımız kaldı, oyuncu arkadaşlarımız. Hepimiz evdeyiz hocam. Belki ben de bu sıkıntıdan dolayı, bazen de hocam diyorum, dil alışkanlığı. Evet. Müfiçim. Ama bir de öyle. Ben de çok severim. Ben de herkese hocam diye hitap ederim. Biliyorsunuz ta ODTÜ'den eski ODTÜ'deki 68'lerden kalma bir ağız alışkanlığı. Ama boş bir laf değil. Altında da özlü bir felsefe var. Diyor yani herkes her şeyden bir şeyler öğrenebilir. Dolayısıyla herkes herkesin hocasıdır diye.
68 kuşağından kalma bir hitap şekli. Evet. Ben şimdi, de severim. Şimdi okulda da bilirsiniz hani bizden bir sınıf ötedeki mezun olanlara hemen hocam diye hitap etmeye evet. başlarız biz. Siz bizden öncesiniz belki ondan da hemen hocam diyorum sen bizden öncesin. Ben tabii siz, evet. Ben şimdi bununla ilgili çok özür dilerim. Böyle estağfurullah buyurun. Başka soruya geçme diye acele ettim. Bir vapur iskelesinde oturuyordum. Nedense şimdi fotoğraf çektirmeye gelenler de yani genelde bana hocam diye hitap ediyorlar. Yine onlar da o ruh kardeşliğinden bilmiyorum. Ondan sonra geliyor şimdi yanımda da böyle hafif bitirim bir abi oturuyor. O tanımıyor. Şimdi gelen hocam merhaba, hocam bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Gelip çektiriyorlar. Sonraki gelen de yine dedi ki hocam bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Hocam bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Böyle 4-5 kişi geldi. Adam da böyle böyle bakıyor. Dedi ki siz dedi meşhur bir hocasınız galiba dedi. Dedim işte hasbelkader dedim. Hangi camidesiniz dedi. Gerçekten. Karakter iskeletinde böyle bir şey olmuştu o geldi aklıma. Evet hatta bir dizi vardı bir zamanlar. Peran evet, evet. oynuyordu sevgili Peran hocamız oynuyordu. Hoca camide derdi. Evet. Ben de aslında bir öğretmen çocuğuyum. Babam da çok haz etmezdi bu hocamı. Daha çok öğretmenimi severdi. Tabii köy üstünden gelmek, o taraflardan gelen bir alışkanlık. Ama yine biz tabii ki öğretmen anlamında kullanıyoruz. Ve tabii ki herkes herkesin öğretmenidir. Herkes herkesten bir şey öğrenebilir diye herkese hocam diyoruz. Evet. Evet, peki bu pandemi döneminde herkes evde kaldı. Şimdi hepimiz evdeyiz. Geçimimiz çok zor idame eden arkadaşlar var. Hatta okuyorsunuz basından intihar eden arkadaşlarımız var. Tabii. Ve peki devletin desteği sizce yeterli mi hocam? Müfitçim ya. Ya şimdi şöyle yani pandemide hepimiz eve kapandık ve şimdi herkes işte kimisi futboldan vazgeçemiyordu günlük hayatında futboldan vazgeçti. Kimisi otomobillerden işte otomobil sürmekten vazgeçemiyordu ondan vazgeçti. Kimisi alışverişten vazgeçemiyordu ondan vazgeçti. Evlere kapandık. Kapandık ne yaptık? Kitaba sarıldık, müziğe sarıldık, filmlere, dizilere sarıldık yani sanata sarıldık. Şimdi böyle olunca sanatsız yapamayacağımızı bir anlamda anlamamız gerekiyordu. Hem vatandaşların hem devletin anlaması gerekiyordu. Bana sorarsan anladık mı? Anlamadık. Şimdi eve kapandığımızda can simidi gibi ilk sarıldığımız sanat ama destek vermeye ama bu destek manevi destek bile olabilir. Sadece devlet değil vatandaşların da manevi desteğe bile ihtiyacı vardı. Yani İnsan, intihar edenler var dediniz haklı. İntihara niye sürüklenir? Tabii ki maddi ihtiyaçlardan olabilir ama asıl manevi yalnızlıktan dolayı bir dayanışma duygusunu yitirdiği için yani birileri benimle dayanışmaya girebilir, birlik olabiliriz, beraber olabiliriz duygusunu bu kara günlerden benim dostlarım, kardeşlerim, yoldaşlarım ve bu kara günlerde beni yalnız bırakma duygusunu yitirdiği için intihar ettim. O anlamda manevi destek de önemli. Gördüğümüzde yani özellikle sanatçılar özelinde devlet maddi desteğini esirgedi. Vatandaşlar da bence büyük çoğunluğu manevi desteğini. Çünkü seviyor, ediyor ama ilk şeyde de ilk harcadığı aman ya onların tuzu kuru gibi bir imaj oluşuyor. Ya evet. Sanat dediğinde ne ki gibi bir şey oluyor. Yani ne kadar sanata ihtiyaç duyduğunun farkında olamıyor bazen vatandaşlarımız da. Açıkçası onlar da bir kırgınlık yaratıyor. Yani bir küçümseme iki türlü ama sebebi de şu. Biraz magazin basının etkisinde kalıyorlar. Sanatçı deyince ya da müzik sektörü, sinema sektörü, dizi sektörü deyince 3-5 tane tuzu kuru star ya da işte geliyor. Yıldız evet. insanlar geliyor akıllara. Onlar gibi sanıyorlar. Olur mu öyle şey? Kaç tane diyelim ki düğün salonlarında müzisyenlik yapan insanlar var. Müzikle geçiniyor. Bir takım işte barlarda bir takım yerlerde atıyorum darbuka çalarak geçinen adam var.
düğünlerde davul zurna çalarak, ya onu da biz sanatçı sayıyoruz. Tabii ki. Onlar mı? Zaten... Sadece o değil. Şimdi sinemada diyelim, sinema kapanıyor. Gişeci var orada. Yerleri paspaslayan emekçi kardeşim var. Ya gösteri yapıyoruz, afiş bastırıyoruz. Matbaada çalışan emekçi kardeşlerimiz var. Hepsi etkilendi. Yani bana devletin destek vermemesi, devletin yok sayması, küçümsemesi koymuyor da vatandaşlarımızın camiayı küçümsemesinden bahsediyorum. Küçümsemesi koyuyor. Yani çok şükür, çok teşekkür ederim. Bana karşı her zaman bir saygı, sevgi var. Hissediyorum, kendimi kastetmiyorum. Ama bizim camiamızı vatandaşlarımızın, halkımızın zaman zaman küçümsemesi, hatta bazen aşağılanması, dediğim gibi birkaç star üzerinden olsa bile bana devletin küçümsemesinden, aşağılamasından daha çok koyuyor. Çünkü biz her zaman ve önce maalesef ve iyi ki devletimizden önce halkımıza güveniyoruz. O yüzden yola çıkıyoruz. Biz bugüne kadar ben devlete mi güvenip yola çıktım, sahneye çıktım, ürünler verdim. Ya da bir yazar arkadaşımız devlete mi güveniyor? Bir müzisyen arkadaşımız devlete mi güveniyor? Halkına güveniyor. Halkı da onu kara günlerde hadi yalnız bırakabilir. Çünkü yani kendisi himmete muhtaç bir dede, gayrısına nasıl himmet dede demiş eskiler. Tamam, vatandaşımızın maddi destekte bulunma gücü yoktur sanatçılar ama bir manevi destek, seviyoruz abi, seviyoruz sizleri, seviyoruz abla falan demek bile çok güzel geliyor. Bu vesileyle de bunu şeyi zaten devlet desteğini söylemeye bile gerek yok. Her şey ortada. Yok çünkü. Söylemeye gerek yok. Şimdi ortada söyleyecek destek yok. Olanlar da bak şimdi tabii ki bunu böyle deyince haksızlık etme diyebilirler. Gerçekten ben hep hakkaniyetten yana olmaya çalışıyorum. Kimseye de haksızlık etmek istemiyorum kim olursa olsun. Ama şimdi şöyle şeyler, ya 1000 lira verdi. 1000 lirayı da bir proje yapmışlar. Belki fikir güzel olabilir, hani rencide etmemek için bilmem ne. Ama bir şey yapıyormuşsun, bir cümlenin bir şeyini mi söyleyecekmişsin? Oğlum onu abi 1000 lira. Bak her ay ya da her hafta da değil. Topu topu 1000 lira. Onu bir meslek örgütünden bir kağıt alacakmışsın, onu kanıtlayacakmışsın. Sonra işte bir ortak projenin bir cümlesi ya da bilmem neyse onu söyleyecekmişsin. Ondan sonra sıranı bekleyeceksin, vere vere 1000 lira verecek. Tamam. Yani bu yani destek var mı? Bu bir destekse var. Hadi diyelim ki ya şu da var. Bir diyelim ki abi yılların sanatçısı da diyelim bilinen, o da kanıtlamak zorunda. Ya da dediğim gibi abi düğünlerde davul zurna çalıyor. Diyelim ki benim bir kardeşim, arkadaşım Anadolu'nun göbeğinde. Hangi sanat örgütünden, müzisyen örgütünden ne belgesi alacak? Adam belki hakikaten 1000 lira büyük bir destek olabilir Anadolu'nun bir köyünde, kasabasındaki bir davulcuya, zurnacıya. Ama ona da diyorsun ki git bir müzisyen derneğinden sanatçı olduğunu kanıtla. Ki, yani yardım var ama yok. Müfit'ciğim o kağıdı da herkese veriyorlar mı bakalım? Mesela bir darbukacıya örnek verdiniz. O alabiliyor mu onu? Yoksa yok, proje göstermesi işte, gerekmiyor mu? Evet onu diyorum. Şimdi diyor ki mesela MESAM diye diyelim ki müzisyenlerin bir örgütü var. Mesela diyor ki oradan kanıtla diyor şeyi. Oraya üyeysen o belgeyi göstereceksin. Ama aynen bir Anadolu'da bir darbukacı, bir davul durmacı hangi müzisyen örgütüne üye ki ya da derneğine? Ama belki de işte hakikaten asıl onun ihtiyacı var ama ona da kanıtla diyorsun. Asıl ihtiyaç sahiplerine gitmiyor. Öbür taraftan da yine MESAM üyesi. Abi bunların kaydı sende yok mu? Sen nasıl bir devletsin? Yani vatandaşına yani başka konularda fişlemeye gelince maşallah uçan bir sineğin bile politik görüşünü biliyorsun. Ama diyorsun kim sanatçı kim değil bilmiyorsun. Nasıl bilmiyorsun ya? Nasıl bilmiyorsun? Niye şey yapmadın? Ben ama bak sadece şey değil devleti bak şu da var. Doğruya doğru. Tamam. Hükümet gereğini yapmadı. Eleştiriyoruz. Takınmıyoruz da. Ama diyelim ki belediyelerin de iktidar olduğu yerler var. Belli güçleri var. Ve her partiden belediye var. Acaba belediyeler bu süreçte gerekeni yaptı mı? Abi şu kadar belli.
Ya belediye ne yapabilir? Bak affetmek de değil. Elektrik su parasını tiyatrolar şey yapıyor. Hani ağlaşıyor diyeyim, belki rencide edici bir kelime seçtim ama kusura bakmasınlar. Abi durum bunu o, ama ya rencide öteleyebilirsin. Bak, affet bedava ver demiyorum. Bunu öteleyebilirsin ve önünde de bunu ticaret odasından ya da ilgili kurumlardan, hangisi tiyatro, hangisi sanat kurumu, hangisi yapım şirketi, hangisi film şirketi görebiliyorsun oradan. Abi ne olur 6 ay ötelesen, yok çatır çatır şahidim, suyu da kestiler. Bak belediyeler söylüyorum, elektriği o TEDAŞ'a bağlı belki ya da AYEDAŞ, elektrikleri de kestiler. Abi yine sadaka istemiyoruz, nafaka istemiyoruz. Sen bunu 3 ay ötelesen belli kurumlardan ne olur? Sen yani, İşin partisi falan yok herhalde Müfit ya. Yani hani bu işin artık partisi falan yok. Herkes ne koparabilirsem, ay, ne alabilirsem. Çünkü öyle olsa Türkiye'de şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim ülkemizde parti demek bile iltifat. Çünkü bak kurumlaşamama sorunu var. Şu var, haksızlık etmek istemiyorum. A partisi, B partisi, C partisi. Ya henüz kurum değil ki, falanca belediye başkanı iyi ise belediye hizmetleri iyi, kötü ise kötü. Falanca belediye başkanı tiyatroyu seviyorsa, orada tiyatroya destek var ya da kültür müdürü. Orada B şehrindeki belediye başkanı tiyatrodan nefret ediyorsa orada tiyatro adına yaprak kıpırdamıyor. Ama şimdi sen şahıs şirketiysen bu olur da, sen bir belediyeysen senin kurumsal kültür sanat politikan olması lazım. A partisinin çıkıp demesi lazım ki ya büyük ki bak koskoca Ankara'da dün açıklandı 25 tane tiyatro varmış ya. Evet, örgütlendiler. Bunun mesela su gideri ne kadar olabilir? Yani İzmir'de olsa 10'dan 25 tane. Diyorum ki sadece sen çıkıp da parti olarak, kardeşim bizim belediyelerimiz pandemi boyunca su faturalarını öteledi. Bak bedava yapsın demiyorum. Öteledi. Çok mu zor? Ben şey yapıyorum yani, neyse çok uzatmayalım da, maalesef çok teşekkür ediyoruz. Destek olanlar var ama sanki diyorum şahıs bazında. Şahıslara evet, teşekkür evet. ediyorum. Teşekkür edeceğim hiçbir parti yok. Hiçbir evet. parti yok. Ama bazı şahıslar var, destek oluyorlar, sağ olsunlar. Çok güzel bir şey söyledin biraz önce. Ben buna bir şahit olduğum için söylüyorum. Sanatçılar ve oyuncular için de geçerli. Mesela bir belediye, yani A partisi, B partisi fark etmiyor. Evet. Belediye veya belediye başkan yardımcısı seviyorsa o sanatçı getiriliyor. Belediye başkanı sevmiyorsa diyor ki getirmeyin. Neden? Ben sevmiyorum. Tamam da senin seçmenin belki o sanatçıyı seyretmek, dinlemek, görmek istiyor. Yani hani kurum olmuş olsa belediye başkanı bunu kişiselleştirmez, bunu toplumsallaştırır. Yani tamamen doğru söyledin. Evet. Her şey doğruydu sonuna evet. kadar. Ya bir de yok işte, bir partinin de o kitapçıkları ve bir kültür sanat politikası olması lazım. Bir tiyatro politikası olması lazım. Tabii ki belediye başkanının inisiyatifi var ama o inisiyatifin sınırı partinin kurumsal yapısı, kurumsal politikaları olması lazım. Ve o politikalar içinde belediye başkanının özgür olması lazım. Burada yani ne kurumsal bir yapı var, koskoca partiler, ne kurumsal politikalar var. Sağ olsun işte seven birkaç belediye başkanı ya da kültür müdürü destek olmaya çalışıyorlar. Yine de iyi direnmişiz Müfit. Ne de iyi direnmişiz. Biz de ölmeyip sağlam ayakta kalmamızı neye borçluyuz? Halka mı? Biraz da kendimizin de rolü var mı? Ama şunu söylüyorum. Demin dedim ya, biz aslında pandemiye kadar hiçbir yazar devlete güvenip kitap çıkartmadı ki. Hiçbir tiyatrocu da devlete güvenip yapmadı. Sadece bu sefer hazırlıksız yakalandı. Ve yıllardır vergi ödediğimiz, yılları bırakın yani, bir bilet parası alırken eğlence vergisi kesiliyor bu ülkede. Eğlence vergisi, eğlenmenin vergisi var. Öyle bedava gülemezsin kardeşim. Vergisini öde, öyle gül diyor. Eğlence vergisi ödemiş hem vatandaşımız hem biz. Ya ilk defa hep beraber ya bir felaket yaşıyoruz ve yalnız hissediyoruz. Ve yine diyor yani, ve manevi olarak
yanımızda olsalar yetecekken, ya onu da göremedik. Yani dediğim gibi kurumsal bazda göremedik. Ben çok kendimi şöyle kötü hissettim. Benim oyunuma Almanya'da, yani yazıp yönettiğim oyuna 2 gün vardı. 4 aya yakın çalıştık. Biliyorsunuz amatörlerle çalışmak biraz daha evet. zordur. Ezberidir, programıdır, şudur budur, biraz profesyonel tiyatrocular gibi olmuyor. Daha bir zor geçtik. Oyuna 2 gün varken iptal edildi. Ben de tek kişilik Çiçi oyununu çıkaracaktım Aziz Nesin'in. O da gitti, o da gitti ve ben eve geldim. Psikolojimi düşünün. Çünkü mutsuzum, huzursuzum, hiçbir şey yapamıyorum. Ve bunu 3 ay, dediğin gibi 3 ayla sınırlı zannederken 2 yıla yakın, yani 2 dönem. Evet. 2 dönem diyelim, 2 yıl oluyor artık. 2 dönemde biz evde bekliyoruz. Ya, tabii şimdi senden de bilgilenelim biraz. Şimdi İngiltere ile ilgili bir şey biliyorum. Bizim isim vermeyeyim. Ankara Anlaşması'ndan faydalanıp orada tiyatro açan bazı tanıdıklarımız oldu. Burada da tiyatrosu var ama bir şekilde Londra'da da açmış ama kağıt üzerinde. Hem bir şey yok. Orada Londra hükümeti 15 bin pound yardım yaptı bu arkadaşlara. Bakınız. Evet evet. Orada evet. tiyatroyu açmış. Henüz oyun koymamış. Kağıt üzerinde tiyatrosu var. Orada 15 bin pound İngiliz hükümeti yardım yaptı. Burada da öyle. Burada Fransız da yani hatırladım sorduğumu bilmiyorum. Alo ne yapıyorsunuz, aç mısınız, tok musunuz diye sorduğumu bilmiyorum. Fransa'da da öyle. Fransa'da da mesela bir projeniz vardı, oyununuz. Mesela siz Fransa'da bir oyuncusunuz. Biraz önce dedin ya 75 tane oyunum iptal edildi. 75 oyununuzun en az %70'ini size ödüyor kazancınızın. Ha, seyirci gelmeden, çünkü buradaki arkadaşlarım var. Yani daha doğrusu onların yazılarını da okudum. Fransız sanat sitelerine girdim. Bizim kadar kaygılı değiller. Çünkü onlara bir para ödenek verildi. Projesi yarımda verildi. Oyunu yarımda verildi. Zaten belediyenin ya da devlet sanatçısıysa zaten onlar hiçbir sıkıntı yaşamadılar. Ama onun dışında amatör tiyatro ekiplerine bile destek oldular. Ve dün yine bir haber gördüm. Biz tabii kendimizi ağlıyoruz. Haliyle haklıyız. İlk önce bizi vurdu çünkü. Hiçbir şey yasaklanmadan tiyatro ve konserler iptal edildi. Burada restoranlarını bile kapatanlara destek verildi. Şimdi tabii istiyorsun. Evet. Yani senin ülkende de verilsin. Hani evet ben Almanya'yı kıskanıyorum, Fransa'yı kıskanıyorum, sanatçılarını kıskanıyorum. Yollarını falan kıskanmıyorum. Keşke yolumuz olmasaydı da insanlarımız aç olmasaydı. İnsanlar sefil olmasaydı. Hani konuşmalar, insan bunları görmek, duymak benim insanım layık değil mi diyorsunuz? Müfit, yani benim halkım buna, benim arkadaşlarım, benim dostlarım buna layık değil mi? 70 yıl yaşına gelmiş bir tiyatrocu nasıl elektriğimi ödeyeceğim kaygısı yaşıyor şu anda. Tanıdığım birkaç kişi var. Tamam destek evet. bulunuyor ama nereye kadar? Yani ne diyeyim, hani sanki bizim ülkede sanat yapmak madende altında her an yıkılacak bir kömür madeninde kömür çıkarmak gibi bir şey. Arkadaşlarımızın durumu şu anda o. Evet, evet. Bakalım bir umut bekliyoruz. Bir takım yani dayanışma çabaları var, formüller üretilmeye başlıyor ama ne kadar yetecek, nereye kadar yetecek? Yani bilmiyorum şey ya bir takım şeyler olabilirdi. Yani şu geliyor aklıma şu ya belediyeler mesela galiba ona da mevzuat mı izin vermiyor. Yani oyunları satın alınabilirdi, biletler satın alınabilirdi. Pandemi döneminden sonra sahnelenmek üzere. Şimdi yine mesela karşılıksız bir yardıma da gerek yok. Kimse de karşılıksız bir nafaka sadaka istemiyor. Şu yani, dönemi atlatmak için. Evet. Diyelim ki normal zamanda diyelim Dostlar Tiyatrosu'ndan Genco Erkal'dan bir oyunu satın alıyor. Halkıyla buluşturuyor seyirciyle bedava ya da sembolik ücretle genelde bedava. Bugün mesela gelip oturtup Genco Erkal'la masaya oturup ya 10 oyun alıyoruz ama bunu pandemi bitince oynayacaksın. Bedava oynayacaksın halka ama biz paranı peşin veriyoruz diye. Sanıyorum mevzuat çok uygun değil. Ama bir sene içinde uygun olabilir aslında. Şey
Pek buna yani, inanmıyorum ya. Mevzuattan dolayı olacağına inanmıyorum. Sanıyorum sistemimiz ve sevgili hükümetimiz çok sanata ve belediyelerin bu tür, çünkü daha çok büyükşehir belediyeleri maalesef onların karşıtı olduğu bir belediye ve işte ekmek yardımına bile, yemek yardımına bile karışıyor. Hatta toplanan paraya bile bankada el koyuyor. Ben böyle bir iyilik, daha doğrusu iyilik değil dediğiniz gibi sadaka vermiyor, borç vermiyor. Geçici bir yardım yapabileceğini sanmıyorum. Yani mevzuatı düzenleyeceğini sanmıyorum. Bilmiyorum. Bana öyle geliyor. Ya, yok, düzenlenebilir ya da mesela bir sene içinde mesela engel yok ama mesela sanıyorum bu senenin bütçesini seneye, yani seneye olacak bir şey için bu senenin bütçesinden harcayamıyor çünkü sene sonunda hesap vermesi gerekiyor ya bütçelerde. Evet, şeyi maalesef açıklayamıyor ama en azından aynı senenin içinde yapabilir bunu. Yani bugün oyun alıp İşte Aralık 2021'de oynanacak diye bir sözleşme yapabilir. Bununla bir mevzuat dengeli de yok bildiğim kadarıyla. Ya şeyler üretilebilir. Bir çareler üretilebilir. Ama yeter ki niyet olsun, buna niyet olsun. Genelde küçümsendiğini düşünüyorum şeyin. Yani tabii, çünkü biraz da sanıyorum etkilediği oy kitlesiyle hareket ediyor bütün siyasal partiler. Ya diyor ki işte tabii ki bütün derken yine diyorum ki şahısları bir kenara koyuyorum. Eleştirimiz kurumsal eleştiriler. Her kurumun içinde bir takım şahıslar iyi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Eleştirdiğimiz de bu. Şahıslara kalmadan kurumsal bir takım şeyler yapılması lazım. Şimdi dedi ki Ankara'da 25 tane tiyatro varmış. Özel tiyatro. Diyor ki 10 kişi çalışıyor. 250. İşte dörder ailesi olsa 1000 kişi. Lan 1000 kişinin kaç tanesi oy kullanıyordur? Hepsi oy kullansa 1000 tane oy ne ki? Cari bakıyor. Şimdi ama mesela taksicilerle ilgili bir şey yapacağımda işte bilmem kaç yüz bin ya da kaç bin pardon taksi var çarpıyor. Aa, güzel bir oy oranı. Maalesef siyasal sistemimizin yapısı gereği kelle hesabı yapıyor genelde siyasal partiler. Ne kadar oy potansiyeli varsa ona göre. Ama şimdi sanatın, sanatçının da bir etki alanı var. Bunu da hesaplamak lazım. Kesinlikle. Sizler bizim kesinlikle sayımızı belki küçümsüyorsunuz ama bir etki alanımız var. Kesinlikle var. Onun farkında olmuş olsalardı zaten bu noktada olmazdık. Hani bu sadece bir tiyatro sanatçılarını kapsamıyor. Heykeltıraştır, bir karikatüristtir. Bütün sanat dalları bizde dediğin gibi çok çevreleri yok, seçmenleri yok. Hani bir şehir derneğinin başkanı bile bizden daha çok söz sahibi olabiliyor maalesef. Yani onun bir kitlesi evet var ama bunun kitlesi yok. Oysa sizin, benim, onun, herkesin de kendine göre bir kitlesi var iyi kötü diyelim. Yani bunu aşacağımızı pek sanmıyorum. Ama yani kitlesine gerek kalmadan insan hakkı olarak, çünkü yani her devletin görevi vatandaşının temel ihtiyaçlarını karşılamak. Ben oraya hiç girmedim. Oraya hiç girmedim. Yani, nerede bizde öyle bir düşünce? Ama ya bizim işte siyasal parti yasalarımız, sistemimizde de bir bozukluk var. Evet, evet. Yani her parti buna göre hareket etmek zorunda bırakılıyor. Yani ve düzelmeye biraz belki düzeltmeye siyasal parti yasasından, seçim yasasından, parti içi demokrasiden filan başlamak lazım. Hani bir Tom ve Jerry'de var ya, Tom gözüne dolar düşüyor ya bir yere bakınca, bankaya bakınca. Evet. Onlar da vatandaşa bakınca yani oy getirisi olanların gözlerine dolar iniyor. Oy getirisi olanları dolar olarak görüyorlar. Ya bu arada ben de çay içiyorum arada. Çayımızı, kahvemizi içerek sohbet ediyoruz seninle. Evet, 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 evet. Evet. Ya tabii şimdi oraları gördük. Mesele paraysa, o şeyde mesela Avusturya Bregenz'de küçücük bir kasaba, iki tane tiyatrosu var, bir tane de festivali var biliyorsundur. Evet. Orada göle sahne kuruyorlar. Dünyanın dört bir ucuna, yani sadece göle bir defa bir sezon boyunca şahane dekorlar kuruyorlar, sonra yok oluyor onlar. O dekoru seyretmeye insanlar toplanmıştı ben gittiğimde.
halka da açık inşaatı yapılırken dekoru. Orada gelip insanlar onu seyrediyor, onun fotoğrafını çekiyor. Turistler gelip ona bakıyor ve küçük kasabaya ya da dünyanın her yerinden insanlar o dekoru ve oyunu seyretmeye geliyor. Kasabanın da ekonomisine en büyük geliri ve dövizi tiyatrodan sağlıyorlar. İşte hatta şey opera yapıyor onlar daha çok. Operadan, yani sen her şeye para gözüyle bakıyorsan sen devlet olarak da kültür sanattan dünya çapında para kazanabilirsin. Yani yine Avusturya'nın ekonomisinde en büyük gelirin müzikten olduğunu söylediler. Yani tabii evet. Şu an rakamlara bakmadım ama ülke ekonomisinde en büyük gelir işte üstelik de klasik müzik. Bizde iyice burun kıvrılan bir türden. Yani derdim paraysa bu işlerden de para kazanılabilir. Kesinlikle. Devlet bazında da kazanılabilir. Yeter ki niyetin olsun. Burada bana yakın bir Lahoş diye bir kasaba var. Küçük. Geldiğimden beri dikkatimi çekiyor. Yılda bir iki defa festival yapıyorlar. Biri tiyatro festivali. O kadar kalabalık oluyor ki yolları tıkıyorlar. Eşik yerlerden halk tiyatroları, köy tiyatroları falan geliyor. Fakat izlediğin zaman ya da sahneyi gördüğün zaman bir kasabanın tiyatro salonu gibi değil. Maalesef üzgünüm. Sanki binlerce insanın ziyaret ettiği, gördüğü büyük bir metropol tiyatro salonu gibi. Yani tiyatro ekiplerine de köy tiyatrosu ya da bir amatör tiyatro demek için gerçekten şahit lazım. Bizde hani kostüm bulamazsın, dekor bulamazsın, araç bulamazsın, kaygısı yok, araçlar süslenmiş. Yani hani bizim ömrümüz sanıyorum kıskanmakla geçecek, hasetlikten mi öleceğim, ne olacağım merak ediyorum burada. Ecelimle değil de hani kıskandığın durumu olacak. Keşke her gördüğümde ülkemin de olmasını istiyorum. Bizim burada biraz yaparak anlatmak zorunda kalıyoruz, göstererek. Yani bizde de olur ama birilerinin öncülük yapıp bunu yapması gerekiyor. Yani ben şeyi severim, hani böyle Latin Amerikalı Jose Marti vardır. Onun bir lafı, bir şeyi söylemenin en iyi yolu yapmaktır diye. Şimdi bizim ülkemizde de diyelim ki kültür sanatın işte önemiyle, festivallerin önemiyle ilgili ne kadar konuşsak etki etmiyor. Yaparak göstermemiz gerekiyor. Günün birinde yine birileri çıkar, bazı şeylere öncülük eder. Birileri der ki oluyormuş ve ne güzel oluyormuş der. İnşallah. Aslında Levent Hoca'nın... Yani Fransa'da işte mesela meşhur Avignon var. Bu sene ben Avignon'a da gelecektim. Ben onu şey sanıyordum, hani gidip böyle özel davet ediliyor bazı oyunlar değil. Orada gidip yer kiralıyormuşum. Ve her yer tiyatro orada. Bizim işte bir organizatör ve tiyatrocu bir arkadaş teklif etmişti. Ya ben nasıl dedim ya, Türkçe oynayacağım, Fransızca bilmiyorum. Dedi abi bizim orada yani Türkler var yeterince Türkçe bilen. Gel Türkçe oyna diye. Bak, Avignon'a katılacaktım. Orada da bütün şehir biliyorsun. Evet. Her köşe tiyatro, Çay Bahçesi tiyatro, Vallar tiyatro, her yer tiyatro oluyor. Evet öyle oldu. Görecektim ama göremedik bu sene. İnşallah olur. Yine de bekleyelim sabırla. Olursa ben de gelirim sizi ziyaret etmeye zaten. Gelirim izleyicilere. Bir de bir şey de fark ettim. Burada yine bir festival var. Biz dil dediğiniz için söylüyorum. Herkes kendi dilinde oynuyor ve seyircinin anlayıp anlamamasına çok takılmıyor kimse. Herkes gayet net oturuyor. Çok güzel saygılı oturup dinliyor. İster Türkçe, tabii. Dünyanın her yerinden geliyor çünkü oyunlar. Aynen ya, Avrupa'daki vatandaşlarımız sağ olsun hiç dil sorunumuz yok. Biz mesela şeyde var, şu Stuttgart'ta Türk-Alman Kabare Haftası. Herkes Almanca oynuyor orada ve Almanların düzenlediği, o da festival gibi bir şey. Bir tek ben Türkçe oynadım. Sağ olsun çünkü orada dediğim gibi vatandaşlarımız bizi işyamız bırakmıyor. Tabii oralarda da çok... Dil sorunumuz yok. Evet. Sorun vatandaşlar yok. Sayesinde ben rahat rahat geziyorum. Mutlaka bir Türkiye'de asılıyoruz. Temel'in bir fıkrası var. Hani fıkra diye anlatılır da o çok hoşuma gidiyor. Diyor ki ben Almanya'ya gittim diyor. Benim diyor dil sorunum olmadı ama Almanların dil sorunu oldu diyor ya benimle konuşurken.
Evet. Ya çok teşekkür ederim ama şimdi şeyde bir son oyununa da bir değinmeni isterim ya Müfit'ciğim. Oyunun konusu neydi? İtiraf ediyorum. Evet, itiraz ediyor. Ondan öncekini izledim Ya zaten. şimdi şöyle adını itiraf ediyorum koyduk ama ben diyorum oyunda da söylüyorum. Bizim temel itirazımız kapitalizme ve diğer bütün detayların bu temel sorundan kapitalizmden kaynaklandığını düşünüyorum. Onu da tabii ki böyle nutuk atarak değil işte diyelim reklamlar üzerinden Yine kapitalizmin görüntülü mü? özünü güldürür. Görüntülü Evet müydü? evet. Evet işte mesela bir reklam gösteriyor. Onun üzerinden işte konuşuyoruz. Bazı haberler var, konuşuyoruz. Ama mesela bazı şeyleri çıkardım. O bana enteresan geldi. İş kazalarıyla ilgili mesela bölüm de vardı iş cinayetleriyle ilgili. İlk gösteriyi böyle nasıl diyeyim hani sivil demek istiyorum ama hani işçi olmayan sendika organizasyonu olmayan bir yerde oynadık. Acayip mesela alkış aldı o iş cinayetleriyle ilgili söylediklerini falan. Ben dedim ki ya dedim şimdi sivil seyirci bu kadar alkışlıyorsa dedim sendikalar, işçiler dedim ayağa kalkacak, olay olacak. İkinci oyunumuzu da bir sendika organize etti. Sağlık Emekçileri Sendikası. Sonra sağ olsun güldüler, alkışladılar. Oyun sonunda konuştuk. Ya abi dediler ya şu işçi sorunlarını, iş kazalarını çıkartsana ya. Oraları yani gerek yok. Çok şaşırdım. Niye dedim şey ya sizin sorunlarınız. Abi biz ondan bıktık zaten dedi mesela. Biz de zaten biliyoruz. Bunları duymaya karar bizim gülmeye ihtiyacımız var. Boş ver bunları dediler. Çok şaşırdım. Bazı şeyleri çıkarttım. Belki de haklılar. Tereciye tere satıyoruz Bıkmış olabilirler yani. çünkü her gün aynı şeyleri Evet. dinliyorlar. Bütün konuşmalarda Evet, evet. onların dünyasına da girince onlar da Evet. kendilerince haklılar. Şimdi oyun bittikten sonra yani umarım şu korona aşı oldunuz mu bu arada? Geldi mi aşı? Yok, aşı ol. Yok daha sıra bize gelmedi. Önce büyükler. Ne demişler? Su küçüğün aşı büyüğün. Öyle. Biz bir taraftan şey yapalım mı? Geze geze devam edelim mi? Lütfen. Lütfen bir gezin. Tamam. Ben bir bakayım sizin hem arkadaşlara Yok bir yok. Böyle daha enteresan olabilir. Hem Fransa'dakilere de buraları gösteririz. Belki arabada evet. devam ederiz. Çok güzel olur. İstanbul'un boş sokaklarını. Bizim tabii bugün özel izinle çıktık şeye. Televizyonun özel izni var. Yoksa bugün sokağa çıkma yasağı var. Orada da var mı? Burada da var. 6'dan sonra burada da sokağa çıkma yasağı başladı. Burada da fazla Burada sayılıyor. hafta sonu tüm gün var biliyorsunuz. Evet Orada evet. Fransa'da tüm Tüm gün gün var mı değil. yasak? Tüm gün değil. Burada 6'dan sonra. Ha. Bizim burada bugün tüm gün yasak. Özel izinle geldik. Şimdi burası da böyle bir kanal ortamı. Onu da göstereyim Evet size. evet. Oradaki emekçi Evet. kardeşler, Biraz dün tabii arkadaşlar. Selam yasak olduğu gönderelim için onlara bol. da. Eyvallah. Orada stüdyo dolu mu bilmiyorum. Onlara da iyi akşamlar diyelim. Evet ya ne güzel oldu bu. Çok değişik İyi oldu bu akşamlar. program. Görüşürüz. Burası şey ana kumanda. Kolay gelsin arkadaşlar. Burası stüdyomuz. Aa çok güzel. Çok güzel. Evet. İstanbul'da yayın yapıyor tabii değil mi? İnternet üzerinden. İstanbul'da ama bütün Anadolu'ya bu yakışıklı yönetmenimiz. Merhaba arkadaşım. Kolay gelsin. Sadece şimdi teşekkür faslına geldim. Sizi de seni de çok güzel bir günde yakaladım. Hem stüdyoda yakaladım, hem çalışmanın ortasında yakaladım, hem televizyonu gördük. Hem de buradaki yani yurt dışındaki ve yurt içindeki meslektaşlarımızın sorunlarını birlikte canlı şey böyle dile getirdik sıcak sıcak. Evet. Yarına şey sorayım sadece. Pandemiden sonra İlk duran neresi olacak? Onu sorayım en azından. Gösteri anlamında mı? Yani Hiç. gösteri değil sadece hayalin ne? Nerede bir kafeteryada kahve içmeyi mi özledin? Bir restoranda Ha. yemek yemeyi mi özledin? Nerede alacaksın soluğu? Ya ben şu bu ışığı nereden yakıyoruz? Şu demin yanıyordu arkada gitti. Ha tamam. Bir yakabilir miyiz? Ha, tamam. Ya ben gerçekten şeyi özledim. Ya seyirciyle buluşmayı özledim. Hakikaten şimdi sinema dizi bir tarafa canlı seyircinin
havası etkisi bir başka. Evet. Gerçekten o canlı seyirciyle buluşmayı özledim. Onun dışında bir şey özlemedim galiba. Çünkü diğerlerini zaten yine sevdiklerimizle beraberiz, görüşebiliyoruz. Bu arada, sorun yok. Bu arada ben de senin aracılığında tüm meslektaşlarımıza selamlarımızı söyleyeyim. Burada da şunu da söyleyeyim. Burada da bazı meslek dalları arkadaşlar yardım oluyorlar oradaki arkadaşlara, ama sanıyorum dediğin gibi, biraz önce de senin de dediğin gibi, umarım herkes bir araya gelir, bu arkadaşlarımıza destek için bir konser verir sonrasında, ya borçlarını kapatmak için, çünkü evet, mutlaka borçtan ve keseden yemek zorunda kalacaklar. Biz de buradan destek oluruz ve o arkadaşlarımız da toplanır, toparlanır, tekrar hayata birlikte başlarız diye düşünüyorum Müfit. Yani başka elimizden İnşallah, bir şey gelmiyor. İnşallah yine de bizden fayda var. Onu bir kez daha görmüş olduk. Evet, bize bizden yani, fayda var. Ben bunu şey anladım. Gibi, hani Shakespeare'in bir yerde geçiyor. Bütün meslektaşlarım kardeşlerimdir. Bunu bir kez daha gördük yani. Gördük. Meslektaşlarımızdan fayda var. Gerisi evet, yalanmış. Gördük. En azından birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Evet. Tamam, belki birazımızın tuzu kuru, ama diğer tarafımında da şunu, biraz önce çok güzel bir şey söyledin. Sadece biz görüntüdeki arkadaşlar yok. Yönetmeni var bunun. İşte hani en baştan en sona kadar herkes mağdur. Yani benim bahsettiğim insanlar da sadece sanatçı arkadaşlarımız değil. İçerideki memur da mağdur. Darbukatör evet, arkadaş da mağdur. Sazı çalan arkadaş da mağdur. Hepimiz mağduruz. Bu sanatın içerisine giren herkes diyelim. Evet. Ama ya güzel günler göreceğiz, inanıyorum. Umutsuz yaşanmıyor. Ben de inanıyorum. En azından bugün ben güzel bir gün geçirdim. Güzel yüzünü gördüm. Gülen gözlerini gördüm. Aynen, biz de güzel enerjini aldık. Bu gazla yürüyoruz, bakalım nereye gidecek. Verdiğin enerji için çok teşekkür ederim. Güzel arkadaşım ben, benim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah bütün burada arkadaşlara yine selamlar. Teşekkür ediyorum onlar adına. İnşallah gelirsin. Buralarda görüşürüz. Oyununu izleriz. İnşallah. Fransa'yı gezeriz. Götürebildiğimiz yerlere götürürüz seni. Otururuz, dert geçiririz. İnşallah. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz de, eyvallah. Görüşürüz. Eyvallah. Eyvallah.